Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün size haber var. Yepyeni bir videoyla birlikteyim. Bugün sizlerle beraber FIFA'nın kara marketi ile alakalı bütün gizemle her şeyi açıklayacağım. Arkadaşlar hem bilmediğiniz hem de dünyada gerçekten sınırlı sayıda insanların bildiği şeylerden bahsedeceğiz. Videonun altında açıklama kısmında videodaki zamanlamalar mevcut. Eğer zamanınızı boş harcamak istemiyorsanız istediğiniz kısımları izleyerek ilerleyebilirsiniz. Bundan sonra videolarımı kısa yapacağımı söylemiştim. O zaman videomuza başlayalım. Videonun ilk kısmında EA Sports'un dahil olmuş olduğu kara marketten bahsedeceğiz. Bu kısma başlamadan önce 2016'da çekmiş olduğum bir videodan bir kesit paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Coin sitelerinin bütün sahipleri Çin, Ukrayna ve Rusya'da. Yani bütün piyasadaki bütün coin siteleri bu üç yerden. Mes Böyle bir olay var arkadaşlar. Yani sitesi iyi Rusya, iyi e Rusya, Ukrayna ve Çin yerlerinde. Ee, bu şekilde ile çalışan birisi sayesinde bu adamlar coin salıyor ve satıyor arkadaşlar. Piyasada bu şekilde dönüyor. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır lafı boşuna söylenmemiş. Ben o dönem video çektiğim zaman çoğu insan bana inanmamıştı ve bunu sadece bir komplo teorisinden ibaret olduğunu söylemişlerdi. Geçtiğimiz yıllarda EA Sports bu konuda patlak vardı arkadaşlar. EA Sports'un çalışanlarından bazı kesimlerin para karşılığında sizin hesabınıza bul olmak kaydıyla istediğiniz oyuncuları atabildiklerini e, görmüştük ve hatta EA Sports'un bu konuyla alakalı açıklamalar olmuştu. EA Sports bunu hala yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Özellikle bunu profesyonel oyuncularına yapıyorlar. Profesyonel oyuncuların sağlıkları en büyük kolaylık onları istemiş oldukları kiralık oyuncuları temin etmeler arkadaşlar. Bu hala devam ediyor. Evet bu EA'in izi dahilinde belki olmuyor ancak hala EA'in içinden isimlerin bu kartların istedikleri şekilde profesyonel oyunculara dağıtımını sağlamaktalar ve hatta bunun karşılığında paralar da almaktalar. Burada dönen rantın zaten hepiniz farkında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Profesyonel arenada da bu tarz şeylerin karışması her ne kadar üzücü olsa da bunların hepsi tanık olduğumuz şeyler. Ve evet eğer hala EA Sports'la bağlantınız varsa, EA Sports'la çalışan bir arkadaşınız varsa arkadaşlar bunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki EA'de çalışan muhasebeci değil, EA'in Ultimate Team'inin design bölümünde çalışan kişilerden bu kartları temin edebilirsiniz. Hatta arkadaşlar geçmiş yıllarda benim Profesyonel 99 Edding oyuncu kartıyla bir videom vardı. Bu süreçte de arkadaşlar sizlerden 3 tane ikon, 1 tane profesyonel kart seçme hakkı veriyorlardı. Tabii ki bu hangi oyuncu olduğunuzda nerede oynadığınızda da çok bağlı olan bir durum arkadaşlar. Sizin kendi ünlülüğünüze göre, kendi bağlantınıza göre istediğiniz şekilde FIFA'da kartları elde edebiliyorsunuz. Ve evet arkadaşlar eSports hala coin satmaya devam ediyor. Her ne kadar eskisi gibi çok fazla yetkisi olmasa da hala bu satışlar devam ediyor. Bunu nereden biliyorsunuz dersiniz zaten videonun izlediğiniz zaman bunları nereden bildiğimi anlamış olacaksınız. Yani kısacası arkadaşlar oyunda dönen bu kadar coins, bu kadar kadrolar, bu kadar iyi kadrolar, bu kadar fa pointsler falan hepsi tabii ki de gerçekliği. Tabii ki çok büyük bir kesim kendi parasını vererek coins'i points'ini almakta. Lakin EA Sports hala bu işin içerisinde ve çok büyük sitelerin arkadaşlar en büyük coin geliri hala EA tarafından sağlanmaktadır. EA Sports bu işten para kazanıyor. Çünkü bildiğiniz üzere CSGO o zaman da nasıl kumar sitelerini, coin sitelerini sili gibi kapattıysa FIFA da bunu yapabilir. Ancak bunu yapmıyor. Çünkü FIFA hem FIFA points'ten hem de FIFA coins tarafından coin para kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla kara marketin bir numaralı yüz arkadaşlar EA Sports'tur. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Fiyat aralığı yani price range FIFA 15'te getirip bizim amacımız sadece coin transferini engellemek ve artık oyun çok adil olacak dedikten sonra böyle ifşalanmak da sadece iyiye yakışırdı zaten. Şimdi geldik bilinmezlik diyarına. Şimdi geldik kimsenin bilmediği şeyleri anlatmaya arkadaşlar. Evet bu kısma başlıyoruz ve öncelikle tekrardan 2016'daki videomdan bir kesiti sizlere sunacağım. Dediğim gibi coin siteleri tamamen bu şekilde coin yapıyor. Ben şu an bu adamla hala itibatlarımı sürdürüyorum. Yani ben bunun gerçekten köküne kadar yani köküne kadar ineceğim arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Hani... Sizlere söz verdiğim gibi arkadaşlar bu işin dibine kadar gittim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda 3800 adet PlayStation'ın FIFA 21'de coins kasmak için kullanıldı. Hatta biliyorsunuz ki o senelerde arkadaşlar Rivals oyunun zaman coin's veriyordu. İşte bu şekilde kullanılıyor. Sadece preview paketleri açıyorlar ve o şekilde coin's kaçıyorlar gibi algılar vardı. Ben dedim ki bu kesinlikle doğru olamaz. Bu kadar setup, bu kadar kurulum sadece bunun için olamaz ya da bu bir Bitcoin farm işi de olamaz arkadaşlar. Bitcoin farm için binlerce yol varken neden PlayStation 4'ler kurulsun diye bu yola çıktım arkadaşlar. Burada yazan bütün her şeyi okudum. Tabii ki burada yazanlar bir haber sitesi olduğu için arkadaşlar doğal olarak doğru olmasını beklemiyoruz. Yani burada bir varsayımdan bahsediliyordu. Ben de arkadaşlar bu işin dibine gittim ve bu işin sırrını çözdüm. Arkadaşlar bu makineler ne FIFA 21'de preview paket açmak için ne de snipe yapmak için ne de bitcoin farmlamak için kullanıyordu. Bu makineler tamamen FIFA oynayıp FIFA'da SBC'leri otomatik yapıp coins kasmak için kullanılıyordu. Evet şimdi bunu duyduğunuz anlayacaksınız ki nasıl yani o zaman gelin sizlere göstereyim. Şu anda izlediğiniz şey tamamen yapay zekanın oynamış olduğu FIFA arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bu adamlar yazmış oldukları yapay zeka sayesinde PlayStation'larda otomatik hiçbir tuşa basmadan otomatik maç oynatıyor, otomatik SBC yapıyor, otomatik coin satıyor, otomatik snipe yapıyor, otomatik bid yapıyor arkadaşlar. Her şey otomatik ve konsol üzerinden olduğu için bunların arkadaşlar yakalanması da imkansız. Her şey tamamen kılıfına göre her şey tamamen olması gerektiği gibi. Evet arkadaşlar geçtiğimiz senelerde biz elle SBC yapıyorduk. Mesela demişim ki bakın arkadaşlar biz bu pastada hiçbir şey değiliz. Biz bu pastada sadece kendimizi döndüren bir çarkız demiştim. Ve herkes bana gülmüştü. Peki şimdi ne oldu arkadaşlar? Evet. Dünya üzerinde 4000, 5000, 10000, 20000 makineyle arkadaşlar bu adamlar geçtiğimiz senelerde kadro kurma görevlerini yapıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Siz günde 10 hesap yaptım diye övünürken adamlar günde 10 bin, 20 bin tane hesap yapıyorlar ve bunların coinlerini satıyorlardı. Belki size hayal gibi gelebilir ama bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Hepsi tamamen otomatisi oluyor. Konsol botları FIFA 14'ün başından beri geliştirmekte arkadaşlar. FIFA 14, 15 ve 16'da beta sürüm olarak varken FIFA 17'de SBC'lerin gelmesiyle beraber artık çok da geliştirdiler kendilerini ve FIFA 17-22 arası bu işin ekmeğini çok fena bir şekilde yediler. Günde 30.000, bin, bin tane SBC hesabından düşün arkadaşlar. Biz 10 tane yaptığımız zaman çok izlediğimiz şeyde bunun 30 bin 40 bin tane olduğunu düşünün bu gerçekten akıl almaz ve inanılmaz bir para demek bu adamlar bu işlerden milyoner olur arkadaşlar dolar milyoner olmaktan bahsediyorum ve ben bu adamların hepsiyle tanıştım arkadaşlar. En çok gelen sorulardan bir tanesi neden FED kasalarla yapıyorlar, neden silimlerle yapmıyorlar? Arkadaşlar bu yapay zeka tamamen gördüğü şeyi okuyarak çalışan bir yapay zeka. Yani oyunun menüsünü okuyor, oyundaki maç yaparken rakibin nerede olduğunu okuyor. Kısacası burada görüntünün aktarımızdan bahsediyoruz. Ve PlayStation silimlerin görüntü aktarım protokolü FED'lere göre daha yavaş olduğu için bu adamlar bunları FED kasa yani... Kalın kasa PlayStation 4'lerle yapmaktalar. Sebebi tamamen budur arkadaşlar. Bütün detaylarını araştırdım ve bu işten ne kadar para döndüğünü gördüm. Aynı şekilde coin'i bile otomatik satıyor arkadaşlar bu bot. Yani kasmış olduğunuz coin'si bile bu programlar sayesinde otomatik olarak satabiliyorsunuz. Zaten bunları öğrendikten sonra dedim ki biz bu pastanın hiçbir şey değilmiş. Şu anda yaşamış olduğumuz aydınlanmayı ben de arkadaşlar yıllar önce yaşamıştım. Evet, bu iş full otomatik şekilde ve milyonlarca doların döndüğü bir sektör. İlk kısımda yayın nasıl coin sattığından bahsetmiştim. Bu kısımdaki arkadaşlar kendi imkanlarıyla kendi coin serini kasıp satan kişiler ve bunu daha da otomatize yapan kişiler arkadaşlar. Ee, ben açıklama kısmına iki tane botun linkini bırakacağım. Tabii ki daha özel botlar da var ama sadece araştırmanız için bunları bırakmış olacağım. Ee, bu işten arkadaşlar çok ciddi paralar kazanılması mümkün. Ben de bu sene bir kod yazıp sattım ve çok ciddi paralar kazandım. Ona da bir iki video sonra hayat hikayesi videosunda sizlere anlatacağım. Şimdi videonun sonunda arkadaşlar Türklere iki çift lafım olacak. Ben FIFA 17'de bu sevgili taktiğini paylaştıktan sonra bir sürü insanın e, eline ekmek girdiğini biliyorum. Çünkü zaten siz bana bunları Instagram'dan yazıyorsunuz. Ben bunu paylaşırken çok iyi niyetlerle paylaşmıştım. Ancak şu anda güncelle yayın yapan ve kendi FIFA tanrısı eden bazı gerizekalılar iki çift lafım olacak. Ben bunları paylaşırken bana oyunun düzenini bozuyorsun, oyun senin yüzünden oynanmıyor Türkiye'de vesaire diye ağlayan bebelere sesleniyorum. Şu anda hepinizin ya coin siteleri var ya coin satanlarla ilişkiniz var ya da utanmadan snipe bot kullanıp bunları yayında biz bunu elle aldık diye övünerek yayın yapıyorsunuz. Kusura bakmayın ama yavşaksınız kardeşim. Bunu bu videoda söylemek istiyorum sizlere. Niye yavşak olduğunuzu söyleyeyim. Ben bunları yapıyorken sürekli laf eden, sürekli zırlayan kişiler... Şu anda bunları yapan kişilerle hem etkinliklere beraber gidiyorlar hem de birbirlerinin yayınlarına katılıyor ve sürekli birbirlerini övüyorlar arkadaşlar. Demek ki neymiş kardeşim siz yavşak mısınız? Zamanında bana laf söyledikten sonra şu anda snipe botla kasmış olduğunuz kadrolarla yayın yaparak hatta üstüne üstlük biz iyiyi koruyoruz iyi için şunları yapıyoruz diyerek övünen kişilersiniz ve sizi övenler de aynı sizin gibi yavşak. Evet sizi beni ne demeye çalıştım arkadaşlar çok iyi anladınız. Kimse göründüğü gibi değil bu piyasada bunu unutmayın. Herkes sniper bot kullanıyor. Herkes birbirinin hesabına oyun oynuyor. Coins kasıyor gönderiliyor. O yüzden arkadaşlar kimseye güvenmeyin. Ben burada sizlere her şeyi gerçeğiyle söylüyorum. Umarım videomda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Haksızlığa asla gele gelen birisi değilim. Haksızlığa sizler de hiçbir zaman gelmeyin. Hiçbir zaman güçlünün yanında değil. Hakkın yanında olun arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir iki video sonra hayat hikayemi anlatacağım. Orada tekrardan görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.